Merhaba arkadaşlar, karşımızda No Man's Sky'ın açılış ekranı var. Daha doğrusu menü ekranı var. Kanalımızda No Man's Sky'a yer vermeye karar verdim. Bu oyun çok uzun zamandır piyasada, aşağı yukarı 2 yıldır diyelim. Çok uzun zamandır demek çok doğru olmaz ama 2 yıldır piyasada ve bu oyuna hiç bakmamıştık. Yakın tarihte oyunu aldım ve oynamaya karar verdim. Oynadıkça da gelişmeyi ve ilerlemeyi kanalımda paylaşacağım. Şimdi normal bir oyun modu varmış. İşte chill modda keşfet ve ilerle falan filan. Orijinal gameplay stiliymiş. Standart teknolojiler falan filan. Bir de survival var ki benim istediğim bu. Limitli kaynaklarla zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalış falan diyor. Agresif düşmanlar. Pekala. Seçtim. Tamam. Oyuna başlayacak sanırım. Bilmeyenler için söylemem gerekirse No Man's Sky 2016 yılında ilk kez piyasaya çıktığında tüm oyuncular bu oyunu oynamaya başladı. Oyunla ilgili o kadar çok büyük bir beklenti vardı ki bu beklentilerin hiçbirini karşılayamadı arkadaşlar. Ve çok kötü eleştiriler aldı, çok kötü puanlar aldı. Hala daha Steam'e girerseniz oyunla ilgili kötü yorumlar olduğunu görebilirsiniz. Fakat biz bunların hiçbiriyle ilgilenmeyeceğiz. Bizim için önemli olan oyunun oynanışı arkadaşlar. Ondan keyif almaya çalışacağız. Bu arada 78 derecelik bir gezegende başlıyoruz. 0.2 radyasyon, 5.8 toksit. Oo, bayağı toksit bir gezegen sanırım. Orada yazılanlardan anladığım kadarıyla. İlginç. Bazı yapılar var. Oyun sizi rastgele bir yerden başlatıyor arkadaşlar. Herhangi bir gezegenden başlatıyor. Ve bu başlangıç aşaması benzersizdir. Yani gezegende yaşayacaklarınız benzersizdir. Herhangi bir hava koşulu olabilir ya da herhangi bir canlı türü olabilir. Karşınıza çıkabileceklerden bahsediyorum. Bu bizim ilk kontağımızmış. Hava sıcaklığı güneşli. Sentineller normal. İşte diğer şeyleri yetişemedim. Bir tane zengin vardı ama sanırım o yaşam türleriyle ilgili şeydi. Ya da bitki örtüsüyle ilgili. Evet. Bu arada grafikler akıyor. Oldukça akıcı. Yıldız gemisinde hasar varmış. Yıldız gemisi karşıda duruyor. 13 dakika uzaktaymış. P tuşuna basmamı istedi. Bir basalım. Bize bir görev verdi ve skeneri tamir etmemizi istiyor. Karbonla bunu yapacağız. Ağaçlardan ve diğer bitki örtüsünden karbonu bulabiliriz. Tab tuşuna basarak inventory'yi veya X tuşuna basarak da hızlı bir şekilde menüyü açabiliyormuşuz. Peki şimdi karbon bulacağız. Merhaba. Ona heritium vermemi istiyor sanırım. Ağaçlardan karbon. Ağaç var mı? Sen mesela ağaç mısın? Evet. Karbon. O da mı karbon? O da karbon. Tamam. Tab tuşuna basalım. C tuşuna basarak scanner'ı kullanabiliyormuşuz. Orada bir şeyler var. Gidip bakalım. Neyse, karbonla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Karbon yaşadığımız gezegendeki temel yapı taşıdır. Yani tüm yaşam formu karbon bazlıdır arkadaşlar. Bitkilerden hayvanlara kadar her şey karbon bazlıdır. Biyoloji okuyanlar bunu çok daha iyi bilecektir. Ne anlama geldiğini çok daha iyi bilecektir. Yakın tarihte, yani birkaç yıl önce sanırım, bunları alıyorum ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Sadece gördüğüm için gelip aldım. Yakın tarihte, yani birkaç yıl önce NASA bir basın toplantısında karbon bazlı yaşam formundan başka bir yaşam formu daha keşfettiklerini söylediler. Arsenik bazlı yaşam formu keşfedildiği ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve şöyle demişti.
Eğer dünyamızda ikinci bir yaşam formu bulabiliyorsak, galaksinin herhangi bir yerinde yeni yaşam formu bulmamız son derece olasıdır demişti. Pekala, içeriye girdim. Bu nedir abi? Hesabıma 1506 unit eklenmiş diyor. Ne işe yarıyor? Units. Bilmiyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Öğreneceğim. burada bir şey var. 6 tane nanit almışız. Ne işe yaradığını bilmiyorum. İlginçmiş. Güzel bir detay. Pekala. Yeni bir görevimiz var mı? Analiz vizörünü tamir etmemizi istiyor. Peki. Analiz vizörü neyle tamir edilir? Demirle tamir ediliyor. 25 tane demir istiyorsun. Sen demir misin? Bu demirmiş. 4 tane oldu. 3-3 veriyor. Daha büyük bir kaynağa ihtiyacımız var. Ah, burada demir varmış. Silahımın enerjisi bitiyor. Sanırım bu silahı ilerleyen aşamalarda upgrade edeceğiz. Tamam, tap tuşuna basmamı istedi. Bastım. Onu da tamir ettim. Bu arada F tuşuna basarak onu kullanabiliyormuşum. Ha. Nesneleri taramama yarıyor. Seni analiz edebilir miyim? Onu analiz ettim. Pekala. Abi sen nesin? Sentinelsin sen değil mi? Şu meşhur sentineller. Yeni bir görevimiz var mı, ona bakalım. Yıldız gemisinin launch thrusterlarını tamir etmemizi istiyor. Bunun için demire ihtiyacımız varmış. Fakat demirle şurada yazan şeyi craft edecek. Anladım. Demirim var. O hangisiydi? Evet, bunu craft etmemi istiyor. 50 tane demir toplayacağım. Tamam. Demir. O zaman demire asılıyorum arkadaşlar. Kayda başlamadan önce oyuna girip biraz çevreyi dolaşmıştım. Aşağı yukarı 15-20 dakikalık bir oyun deneyimim oldu. Bunu sadece oyunun kontrollerini ve nerede ne yapacağımı öğrenmek için yaptım arkadaşlar. Aslına bakarsanız No Man's Sky'daki tüm deneyimim bu kadar. Hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenerek ilerleyeceğiz. O yüzden abuk subuk ya da saçma sapan şeyleri yaparsam kusura bakmayın, bu benim oyunla ilgili bilgi sahibi olmamamdan kaynaklanıyor. Şuna girelim ya. Isı gittikçe düşüyor ya da artıyor. Artık nedir bilmiyorum. 78 derece. Dışarıda çok fazla durduğumuz için yanıyoruz. Öyle desem daha doğru olur. Tap tuşuna basmamı. Bir saniye. Yıldız gemisi. Şundan üreteceğim. Elimde hiç yok mu? Elimde hiç yok. Bu nedir? Bir saniye. Peki. Bu jetpack'lerle ilgili şey. Neyse, şuna bir bakalım. E tuşuna basarak craft edebilirsin diyor. Bastım. Yaptı mı? Daha fazla yapamazsın diyor. Çünkü yeterli materyalin yok. O zaman demir toplamaya devam edelim. Büyük demir kaynağına ihtiyacım var.
Ha, işte şurada büyük bir kaya var. Gözüm sol taraftaki panellerde arkadaşlar. Isı değeri gittikçe düşüyor. Bu arada alttaki de sanırım life support'a ait değerler. Çünkü az önce life support'u görmüştüm. Yapamıyorum. Ne kadar demirim var? 50'ye tamamlamam lazım. 31 tane varmış. Şunları da indir. Gerçekten sınırlı sayıda materyal varmış. Ya da başladığımız gezegen böyle sıkıntılı. Kayıttan önce girdiğim gezegende eksi 65 derece vardı arkadaşlar. Orada yaşamak çok daha zordu ama öyle bir gezegende başlamayı da isterdim. Çünkü hayatta kalma deyince benim aklıma o tür koşullar geliyor. Üçüncüyü de yaptık. İki tane daha yapacağız. Bu arada buradan kayıt noktası oluşturabiliyorum. Evet, bu kayıtla oyunumuzu da güvenceye aldık. Demir toplamaya devam edeceğim. Şu nedir? Bypass çipine ihtiyacım varmış. Tamam, onu da yaparız. Bypass çipini de yaparız. Sen nesin? Jetpack'lerini Space'te kullanabiliyormuşum. Bunu zaten biliyorduk. Hiçbir şey çıkmadı. Dayı sen nesin ya? Onunla iletişime geçebilir miyim? Konuşabiliyorum ama şu anda seninle konuşmayacağım. Plütonyum buldum. Çok güzel. Bu nedir? Alamıyorum. Sen nesin abi? Pekala, bu sanırım bir bulmaca arkadaşlar. Çünkü diyor ki uzun zaman önce işte bir otomatik çağrı şey yapılmış. Eğer bu şifreleme paternini çözebilirsen diyor, çağrının yapıldığı koordinatları bulabiliriz diyor ve şurada da bir şey var. 1, 2, 6, 24, 120 diye giden bir olay var. Bu olayın devamını bulabilirsek sonucuna ulaşabiliriz. Tamam. Ben anladığım kadarıyla şöyle. Bakın 1 çarpı 2 2, 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 4 24, 24 çarpı 5 120. O zaman 120 çarpı 6 mı olacak? 120 çarpı 6 da 720 sanırım. 720'yi seçtim. Evet. Onu keşfettik. Güzel. Oyundaki ilk ilginç deneyimimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Bir şey verdi. Kaza geçirmiş bir gemi noktası çıkarttı. Aşağı yukarı 7 dakika uzaklıkta. Life support'umuz azalmış. Onu nasıl arttırabilirim? Bir saniye. Evet, şimdi oldu. Benim hala daha demir toplamam lazım ya. Hala daha demir toplamam lazım. Sen nesin, karbon musun? Neyse, karbonu da toplayalım. Pek çoğunuz biliyordur ki bu oyundaki temel amaç uzay geminizi tamir edip bu gezegenden çekip gitmek. Biz de öyle yapacağız. Biz de öyle yapacağız ama survival olarak oyuna başladığımız için bunu yapmamız biraz sıkıntı olacak. Silahımızı şarj etmemizi istedi. Al sana karbon.
Her şeyi topluyorum. Bolca karbon topluyorum. Eminim ki bunlara çok ihtiyacım olacak. Yapabiliyorken hepsini yapmak istiyorum arkadaşlar. Sen nesin abi? Sen de mi karbonsun? Seni de alalım. Güzel. Bizim demire ihtiyacımız var. Demir, sen de demirsin. Gel bakalım. No Man's Sky'ın birinci bölümünde benden çok fazla bir şey beklemeyin. Hatta ikinci bölümünde de çok fazla bir şey beklemeyin. Biraz oyunu anlamaya başladıktan sonra benden bir şeyler bekleyebilirsiniz ama şu aşamalarda benden çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Sadece zevkini çıkartmaya çalışın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Oynayarak bu oyunun zevkini çıkartmaya çalışıyorum. Umarım siz de izlerken zevk alırsınız. Bu her neyse, bunu toplayamıyorum sanırım. Demir toplamaya devam ediyoruz. Karbon. Peki. Oh, demir midir? Evet, demirmiş. Buradan alabiliriz. Nesnelere yaklaşmam onları daha hızlı toplayacağım anlamına geliyor mu? İnanın bana, bilmiyorum. Yine mi? Peki. Yine sığınacak bir yer bulalım. En yakın burası görünüyor. Buraya sığınabilirim. Tamam. Sanırım yeni bir tane daha üretebiliyoruz. Üretemedik. Sebep. Hala daha şeye ihtiyacımız var. X'e mi basayım? X'te ne var? Launch thruster'ları şey yapmamız istedi. Ha, bundan 4 tane istiyormuş. Peki. Plütonyum bulmamı istiyor ve yakıt. Evet. Gemiye yakıt için plütonyum bulmamı istiyor. Aslında evet. 9 tane var ama biz daha fazlasını bulacağız. Nasıl bulacağız? Sanırım çevreyi tarayarak bulabiliriz. Ah, orada plütonyum var. Bildiğim kadarıyla periyodik cetvelde PU plütonyuma karşılık geliyor. Gidip bir bakalım. Aynen öyle. Biraz plütonyum topladık. Başka oralarda da varmış. Ama bunlar ne kadar uzakta? Aa, bakın burada farklı bir şey var. Onları da almak istiyorum. Yoruldun mu? Peki. Şunları alıyorum arkadaşlar. Ne işe yaradıklarını da anlarsak olacak. Nerede kullanabiliyoruz? Bakın bunda kullanabiliyormuşum. Ne oluyor ya? O sesler ne öyle? Bir kayıt daha alalım. Çevreyi scan yapamıyorum. Neden? Tamam, şimdi yaptı. İşte plütonyum. Başka şu ZN nedir? Ona da gidip bakmak istiyorum. O bayağı uzaktaymış. Yine mi ölüyorum ya? Yeter ama. Sen nesin? Demirsin. Dayanırsın. Oraya kadar gidebiliriz diye düşünüyorum. Merhaba. Merhaba. Karakter çok yoruluyor.
bazı şeyleri upgrade etmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Yoksa bu şekilde ilerleyemeyiz. Ben nereden gireceğim ya? Hadi ama burada ölüp kalabilirim. Gir bakalım. Güzel. Bu nedir? Ansiklopedi mi? Ne işe yarıyor ki? İlginç. Bunları mı verdi? Bilmiyorum ki, anlamadım ki ya. Bir şeyler verdi ama anlamadım. Hala daha thrusterları yapmamı istiyor. Ah. Ama bunun yakıtını tamamen doldurmam gerekecek. Şimdi demir bulmamı istiyor ve daha önce craft yaptığım şeyden craft yapmam gerekiyormuş. Fakat bu sefer Pulse Engine için bunu yapacağız. Ayrıca Heritium denen bir de materyale ihtiyacımız varmış. 200 adet. Biz demir toplamaya devam edeceğiz. Sen tabii ki demirsin. Şurada plütonyum görüyorum ama bir saniye ya, sizinle bir sıkıntım yok. Bana saldırmayın. O nedir? Sanırım yapabiliyorum arkadaşlar. Denemek istiyorum. Evet, bir tane yaptım. Ne oluyor ya? Merhaba. Nasılsın? Şu an kafamı kurcalayan tek şey az önceki Sentinel. Onlar bana hangi durumda saldıracak bilmiyorum arkadaşlar. Umarım başımıza bir iş açmazlar. Senin için hangisini kullanabilirim? Bence karbonu kullanayım. Gezegende en rahat bulduğum şey demir ve karbon. Peki. Bir tane daha yaptık. Plütonyum. Ama plütonyuma sahibiz. Demir bulmaya devam. Şu karbonu da hacılasak hiç fena olmaz. Oo, life support'umuz azalmış. Güzel. Zinc. Hepsini kullandım. Keşke kullanmasaydım. Keşke kullanmasaydım da binanın içerisine girseydim. Materyallerimi gereksiz yere harcamış olabilirim. Life support için kullanmam gerekiyordu ama diğeri için emin değilim. Benim demir bulmam lazım. O demir mi? Ah, şurada demir varmış. Şunlar nedir? Şu işaretler nedir? Orada bir çukur var. Bunları alamıyorum. Kötü oldu. Buraya kadar boşuna gelmiş oldum. Şu
Şuraya geri dönelim arkadaşlar. Geri dönelim. Tekrar bir yerlere sığınalım. Ondan sonra şurayı biraz taramak istiyorum. Aslında çevrede bazı enkazlar var ama ne olduklarına bakmadık. Onlara bir baksam hiç fena olmaz. Belki içlerinden önemli bir şey çıkar. Hatta binaların hepsine de girebilirim. Mesela buna girmiştim. Isı değerlerinin normale gelmesini bekliyorum. Sıcaklık 19 dereceye şey yapmış ama bu sanırım içinde bulunduğumuz odanın sıcaklığı. Peki bir saniye. Şuna da bakalım. Burada ne var? Sanırım bu odaya da bakmıştık. Burada bir beyefendi vardı. Onunla iletişime geçebiliriz ama geçmedik. Şunlar... Evet, buradan kayıt almıştık. Bu enkazlara bakmış mıydım ben? Bakmışım. Bir save daha alalım. Demir. Hala daha demir istiyorsun. Al sana demir. Al. Orada da demir var. Onu da sömürüyorum. Şimdi bana diyor ki Z tuşunu kullanarak bir tane sinyal booster yap. Bunu neden yapayım ki? Communication sinyal booster. Yani yap o zaman. Ne işime yarayacak ki? Tamam. Sanırım bu sinyal booster'la bu gezegeni işaretliyorsunuz. Bazı seçenekler sundu ama sadece şu aktif. Onayladım o zaman. Çevreyi tarayalım. Yani şöyle bir baktığımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani keşfedilebilecek bir şey kalmamış. Her şeyi sömürmüşüz. Artık ilerlememiz gerekiyor ama ilerleme de kaydettik mi? Bakın ondan emin değilim. Şuraya sığınalım ve biraz bekleyelim. Şu envanterimize tekrar bakmak istiyorum. Mesela bunu tamir edebilmem için zinc denen şeye ihtiyacım var, 20 tane. Ayrıca heritium denen şeye ihtiyacım var, 200 tane. Şu an bunlara sahip değilim. Yakıt plütonyumum var, 42 tane yakıt için kullanabilirim ama ben başka bir şeye bakacağım. Ben plütonyum daha önemli bir şey için gerekli mi? Şu life support'la bu üzerimizdeki suit'in ihtiyaçlarına bakıyorum ki plütonyuma ihtiyacı yokmuş. O yüzden plütonyumu yıldız gemisinde yakıt için kullanabilirim. Bununla birlikte başka bir şeye ihtiyacım yok. O zaman kullan abi. Tamam, yavaş yavaş gemiyi tamir edeceğiz. Evet, No Man's Sky'ın bu bölümünü burada sonlandıralım ve önümüzdeki bölüm biraz daha fazla ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Neredeydi? Bizim bir gemimiz vardı. O değil. Göremiyorum ki. Şu mu? Evet. Bu benim yıldız gemim. Ona gideceğiz. 13 dakika uzaklıktaymış. Bize bir tane de şey bulmuştu. Orada bir soru işareti var. Ona gidip bakabiliriz. Bu nedir?
her neyse. Ya bir tane de düşmüş bir gemi vardı arkadaşlar. Onu bulmuştuk. Orayı da ziyaret edebiliriz. Her neyse. No Man's Sky'ın ikinci bölümünde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.